Evet. Şöyle aldım. Yapım ekini tanımını yaptık. Arkadaşlar aş isim kök yemek anlamında. Aşçı ise yemek yapan kişi. Bakın bu aş yemekken yemek yapan kişi oldu. Yani sözcüğün anlamını değiştirdi. Aştan aşçı. Ama dikkat ederseniz aş isim köklü değil mi? Aşmak yani buradaki aşmak bir şeyi aşmak anlamında değil. Burada yemek anlamında kullanılıyor. Aşçılık anlamsal bağlantısını kurmanız lazım bunun. Aştan aşçı isimden isim yapmış. Yine bakın açmak diye bir şey yok. İsimden isim yapmış. En son isim dedik. Aşçı açılık yine isimden isim yapmış. Sözcüğün sadece anlamını değiştiren yapım ekleri almış. Peş peşe iki tane yapım eki var arkadaşlar. Tamam mı? Artık aşçıdan da aşçılık meslek haline gelmiş. Bakın yemekti. Yemek yapan kişi oldu ve meslek haline geldi. Aşçılık derken yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir. Yeni bir sözcük türetir demişiz. Bu örnekte anlaşıldığı gibi. Şimdi gövde diye bir şey var. Gençler gövde diye bir şey var. Ona çok dikkat etmenizi istiyorum. Gövde sözcüğün yapım eki almış haline ne diyoruz biz? Gövde denir. Bakın hangisi gövdeden türemiştir şeklinde bir soruyla karşılaştığımızda sözcüğün en az iki yapım eki almış olması gerekiyor. Bu soruda sürpriz bir soru olur. Tamam mıdır? Hangisi? Evet. Gövdeden türemiştir derken gövde için kaç yapım eki lazımdır? Bir tane. Türemiş sözcük ne demek? Yapım eki alan sözcük demek. Bir tane de burada. Yani bir artı bir. Gövdeden türemek demek iki tane yapım eki almak demek. Peki kökten türemek ne demek? Bu mantıkla giderseniz hadi sorayım ben size. Kökten türemesi için kaç tane yapım eki alması lazım? Tabii ki bir. Evet. Mesela dilencilik sözcüğünün kökü dil vasıtasıyla yaptığınız için arkadaşlar dilemekten değil. Bakın dilden alırsınız. Yani bunun kökü dildir. Dil vasıtasıyla dileniriz değil mi? İsim kök. Dilden dilemek. Bakın AE. Yönelme haliki falan demeyin buraya. Yani bu anlamını değiştirdi. Burada yapım eki. Artık bir tane yapım eki aldığı için sözcük gövde halinde. Dilemekten dilenmek. Anlam yine değişti. Yine yapım eki. Artık gövdeden türemiş halde şurada. Çünkü iki tane var. Üç tane hatta dört tane yapım eki almış. Dilenmek. Dilenmekten dilenci. Dilenciden dilencilik. Birden fazla yapım eki almış. Bu sözcük şu şekilde. Yani dilencilik halinde gövdeden türemiş bir sözcüktür. Birden çok yapım eki aldığı için arkadaşlar. Tamam mı? Yapım eklerini biz isimlere gelen yapım ekleri, fiillere gelenler diye ayıracağız. Dil nasıl kök? Dilenen insan dilenme eyleminin ilk kullanımıyla bakacaksınız. Dilinizle dileniyorsunuz değil mi? Allah razı olsun işte gibi dilenme eylemi. Neyle yapılıyorsunuz? Dil vasıtasıyla. O yüzden dilemek değil, nereden alırsın bunu? Dilden alırsın. Anlaştık mı? Bunun kökü dildir. Peki gruba falan da sormuştum herhalde. Söylemek sözcüğünün kökü nedir? Söylemek sözcüğünün kökü nedir? Söylemek sözcüğünün kökü. Arkadaşlar söylemek laleyi hiçbir zaman ek kökte alamazsınız. Sözden gelir. Sözden söylemektir bu arkadaşlar. Z-Y'ye dönüşmüştür. Burada bir ses olayı var ama sizi ilgilendiren bir ses olayı yok. Haberiniz olsun. Mesela başlamak baştan değil mi? Yaşlanmak yaştan. Yaşamak da yaştan geliyor. Evet. Şimdi bu yapım eklerini göreceğiz şimdi tek tek. İsim yapım ekleri yani kökü isim olup daha sonra isim olanlar, kökü isim olup sonra fiil olanlar. İsimden isim yapım ekleri ya da arkadaşlar isimden fiil olan yapım ekleri. Biz bunlara yani isimden türedikleri için isim gövdesi de denir. Gövdeyi biliyorsunuz zaten. Bir tane yapım eki alan sözcük demek. Tamam mı? Kaynaştırma demeyelim ona. Kaynaştırma değil de. Z-Y dönüşümü diye bir ses olayı var. Yardımcı ses diyebilirsin belki. Ama size o şekilde sormazlar zaten. Merak etmeyin. İsimden isim yapan ek. İsim soru kelimeyi yerine isim yapanlar. Yine kelimeyi isim yapacak. Yani tür değiştirmiyor. İsim de isim olacak. Ama anlamını değiştirecek tabii ki yapım eki olması için arkadaşlar. Bunlardan birincisi. Ekleri tanıyalım. Lıklık hiçbir zaman köklü olmaz. Her zaman ektir, her zaman da yapım ekidir genellikle. Gözden gözlük, dosttan dostluk, insandan insanlık, birden birlik, kimden kimlik, külden küllük, çöp çöplük, kömür kömürlük, çiçeklik yer adı türetmiş mesela. Dost başka bir şeydi, dostluk başka bir şey. Bakın
İnsan somuttu, insanlık soyut. Bazı ekler soyut isim türetir. Bunu ÖSYM bir kere sordu. Hangisi ek sayesinde somuttan soyut hale gelmiştir dedi. Arkadaş, arkadaşlık. Yani soyut olanlar biraz az olanlar. Mesela arkadaşlar adam somut ama adamlık, çok adam var ama adamlık yok. Yani az olan soyuttur, tamam mı? Adamla adamlık arasında fark var. İşte buradaki lık lik eki yapım ekidir. Hekim hekimlik, bakın meslek adı türetiyor değil mi? Avukat avukatlık, öğretmen öğretmenlik. Lık lik her zaman yapım ekidir. Kulak kulaklık, tuz tuzluk, yağmur yağmurluk, eşya adı türetmiş. Ben benlik, peki zamirler de türemiş olabiliyor mu hocam? İşte oluyor. Kim kimlik, zamirler de, zamirleri ne yapmış burada? Hem anlamını değiştirmiş arkadaşlar, zamirken ne yapmış bunları? İsim yapmış, hem de türünü değiştirmiş. Zamirlere çok dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Mesela arkadaşlar, benden, bencil. Bencil insan. Bencil insan diyorsunuz mesela. Evet. Bu sözcükte zamirden türemiş mi? Türemiş. Ben zamiri, kişi zamirinden türemiş. Cılcıl ekini almış. Yapım ekimiz var, benden bencil. Peki bu eki aldığı zamanda sözcüğün anlamını değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Türünü değiştirmiş mi? Kesinlikle değiştirmiş. Çünkü ben zamirdi. Bencil insan. İnsan isim. Nasıl insan? Bencil insan. Sıfat. İsmin önüne geldi. Sıfat yaptı. Anlaştık mı? Yani hem anlamını hem de türünü de değiştirebilir. Şimdi bu ekle türeyen kelimeler cümlede isim, sıfat, zarf gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Ne demek istemişiz? Mesela sana göre bir kötülüğü dokunmadı. Sana ne soracak burada? Türemiş isim kullanılmıştır diyecek. Bakın türemiş isim. Türemiş sözcük ne demek? Yapım eki alan sözcük demek. Kötülük, işte isim arkadaşlar kötüden kötülük. Yumuşamaya uğramış, dikkat edin burada. Türemiş isim görevinde. Peki sana diyecek ki hangisinde türemiş sıfat vardır? Altı çizilinde hangisinde türemiş sıfat vardır? Bakın türemiş sıfat ne demek? Yapım eki alan sıfat demek. Kışlık adunlar. Odun isim nasıl odunlar? Kışlık odunlar. Kıştan kışlık. Lıklık eki yapım eki. Ve sana diyecek ki soruda türemiş zarf vardır diyecek. Karma sorularda falan çok çıkıyor bunlar. Türemiş zarf yapım eki alan zarftır. Sezonluk kiralamıştım. Bakın eylem kiralamıştım fiildir. Fiilleri niteleyen sözcüklere tamam mı? Zarf denir. Sezonluk zaman anlamı kattığı için zarftır burada. Sezondan sezonluk lıklık zarf görevindedir. Yani çeşitli görevlerde de kullanılabiliyor. Bu örnekten yola çıkarak bir ekin çok farklı yön ve boyutların olduğunu gördük. Diğer eklerinde benzer durumların olabileceğini unutmayın. Diğer isimden isim yapan eklerine geçersek. Lili her zaman arkadaşlar ektir. Kökte almayın. Yani söylemek sözcüğünü o yüzden sözden alıyorum, tamam mı? Lale ektir. Mesela yağdan yağlı, tuzdan tuzlu. Anlamlarını değiştiriyor. Evden evli gibi. Sızsız her zaman olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk ekleri Türkçe'de yapım eki diye geçer. Unutma. Yani Türkçedeki mame, sızsız, olumsuzluk ekleri yapım eki diye geçer. İşten işsiz, insaftan insafsız, sevimden sevimsiz, akıldan akılsız gibi. Cici her zaman yine isimden isim yapım ekidir. Bakın oyunmak olmuyor, oyuncumak olmuyor. İsimden isim yapmış. Simit simitçi, aş aşçı, iz izci gibi. Bir de daşteş eki var, taşteş de halinde kullanabiliyor. Arka, arkadaş. Arkadaşın köküne dikkat ettiniz mi? Arkanızı kollayana denir. Arka. Arkadan arkadaş. Ses, aynı sesleri taşıyanlar. Sesteş sözcük değil mi? Aynı sesleri sözcükleri taşıyanlar. Yapım eki. Vatan, başka bir şey. Vatandaş, başka bir şey. Aynı vatan toprağı üzerinde yaşayanlar. Meslek, aynı meslektekiler. Meslektaş. Peki cılcıl ekine bakarsak. Evet, yine bir internet kopması yaşadım şu an. Görüntü var mı hala? Sabit mi arkadaşlar? Bir kopma geldi ama yaşadım ama. Bir dönüt verin bana. Var, yok diye. Ona göre devam edeceğim. Görüntü gitti mi? Görüntü gelmiş olması lazım. Bir dakika. Şu an gelmiş olması lazım. Bir ufak bir yine bir internette sıkıntı oldu. Tamam. Ben ara zaten akşamki ne kadar bir şey yaparım. Akşama kadar götürsün de bizi. Tamam. Evet, cılcıl eki, ölümden ölümcül, insandan insancıl, evden evcil, ottan otçuldu. Bunlar da isimden isim yapım ekleridir. Bunları tek tek ezberlemenize gerek yok. Sadece ekleri şöyle bir tanıyın. Hani bir gözünüzde bulundurun. Maymundan maymuncuk, bademden bademcik, gelinden gelincik, sözden sözcük gibi. İnci ince ekleri, ikinci, beşinci sıra sayı sıfatları belirtiyor biliyorsunuz. Cace eki, Türk'ten Türkçe,
yapım ekidir. Türk millet ismidir, Türkçe yapım ekidir. Dilek dilekçe, gün 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 başkadır, günce başka bir şeydir. Günlük anlamını katar. Tıtı eklerine dikkat ediniz. Her zaman geçmiş zaman eki olmaz. Şırıl, şırıltı. Gürül, gürültü. Uğul, uğultu. Genellikle yansıma sözcüklerde. Fısıl, fısıltı. Peki arkadaşlar, şunun kök hali ne? Şırıltı, gürültü, uğultu, fısıltının kök hali nedir gençler? Ses yok mu? Ses olması lazım ya. Ses geliyor değil mi gençler? Tamam. Evet, gürdür, tamam mı? Ve yansıma köklü sözcükler her zaman isim köküdür. Unutmayın. Şır, u, fıs seslerinden türer. Oradaki ıllar da tabii ki nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Anlaştık mı? Şuradaki ıllar da yapım ekidir. İki tane yapım eki almış. Leyin sözcüklerine dikkat edin. Gece geceleyin. Sabah sabahleyin. Anlamlarını değiştirir. Yani tam geceleyin vakti. Geceleyin görüşelim. Sabahleyin. Akşamleyin. Bir de ıt, it, ut, üt var. Yaştan yaşıt, eşten eşit, boydan boyut, karşıdan karşıt gibi yapım ekleri. Man, men ekleri var. Kocamanın kökü kocadır. Kocadan kocaman. Türkmen, Türk'ten Türkmen. Evcimen, evciden evcimen. Gökmen, gökten gökmen gibi. Sılsıl ekine dikkat. Vardan varsıl. Var olan şeyler için söylenir. Yoktan yoksul. Ak ek. Soldan solak. Ortadan ortak. Benden benek. Arkadaşlar. Baştan başak. Toptan topak. Anlaştık mı? Evet. Topladı. Sözcüğünün kökü toptur arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir arada bulunan manasında topladan toplamak gibi. Toptan topak gibi. Toptan topaç gibi. Şu mu? Tabii. Evciminin kökü yani şu şey haliyle almış. Sadece manmen ekini göstermek için ayırmış. Evdir tabii ki. Evden evci, evciden evcimen. Tamam. Peki. İsimden fiil yapanlar var. Bir de onlara bakalım. Bakın demiştik ya her zaman lale her zaman yapım ekidir. Sudan sulamak. Bakın su isimdi. Mak mek ekini almıyordu. Sulamak artık alabiliyor. İsimden fiil. Türünü de değiştiriyor yani. İsimden fiil yapım ekleri sözcüğün hem anlamını hem de neyini değiştiriyormuş? Türünü değiştiriyor. Tuzdan tuzlamak. Arkadaşlar beslemenin köküne dikkat edin. Besi, gıda anlamında. İyi düşmesi var burada. Besiden beslemek. Paydan paylaş, payla. Toptan toplamak. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar yapım ekidir. L yapım ekili çok karıştıranlar var. İnceden incelmek, kısadan kısalmak, sivriden sivilmek. Alçaktan alçalmak, K ünsüz düşmesi var. Yüksekten yükselmek. Sağ S yapım eki olabiliyor. Nasıl oluyor hocam? Önemsemenin kökü öndür. Önden önem, yapım eki. Önemden önemsemek, yapım eki. Duraksamak sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? En kökü nedir? Duraksamacının en kökü nedir? Duraksamak. Evet, durmaktan geliyor değil mi? Durmaktan durak. Evet. Bakın, durmak fiil köklü. Durak fiilden isim yaptı. Fiilden isim yaptı. Duraktan duraksamak en son isim dedik. Yine makmek ekini alıyor. İsimden fiil yaptı. Anlaştık mı? Size soru nasıl gelecek biliyor musunuz? Yapım ekleri hangisinde iki kere tür değiştirmiştir? 1, 2. Yapım eklerinden hangisi iki kere tür değiştirmiştir? İsimden fiil, fiilden isim. Fiilden isim, isimden fiil gibi. Sudan susamak. Garipten garipsemek gibi arkadaşlar. Her sase'ye de yani şey demeyin şart tipi. Bu arada sase biliyorsunuz şart tipi görevindedir. Bu şekilde yapım ekleri de olabiliyor sase'de. Bir de karşılaştırma anlamı katarsa Türkçe'de işte babam alçak gönüldür. Annemse biraz daha babam biraz vicdansızdır. Annemse biraz daha alçak gönüldür. Kötü bir örnek oldu ama karşılaştırma yaparsa da bağlaç görevindedir. Unutmayın sase'yi. Şimdi AE'yi ne diye gördünüz? Yönelme hal 2 diye gördünüz değil mi? Ama yaştan yaşamak, kandan kanamak, dilden dilemek, oyundan oynamaktaki AE'ler arkadaşlar yapım eki işte. İsimden fiil yapım eki. Çünkü anlamlarını değiştiriyor. Yani sözcüklerin anlamlarını değiştirenler yapım eki. İsme gelenler yönelme hal 2. Peki şöyle deseydim. Bana şimdi siz cevap verin. Çünkü bunu gördük. Artık bu ayrımları anlamanız lazım. Gelelimdeki AE ne arkadaşlar? Gelelimdeki AE ne? Tam adı ne?
Gelelimdeki AE. Bura yönelme deme. Neden Kadir? Bak ilk dersi kaçırdın. Yönelme hal ekleri neye geliyordu arkadaşlar? Yani hal ekleri nereye geliyordu? İsme. Yönelme hali, bulunma hali. Bunlar isme gelir. Ve anlamını da değiştirmemesi lazım. Güzel. Bakın çünkü kan da isim. Yani kandan kanamak. Bu da isim ama anlamını değiştiriyor. Yani bütün isimlere gelen de yönelme hal eki değil. Ya hal ekleri çekim ekidir. Anlamını değiştirmez. Anlamını değiştirenler yapım eki. Buradaki diğer arkadaşlarımızın dediği gibi dikkat edin yüklem. Yüklemde kullanıldığı için buradaki nedir arkadaşlar? İstek kipidir. Yüklemde kullanılan kipekleri ne dikkat edin. Peki. Laş leş ekimiz var. Bir de laş leş. İ'den iyileşmek, hesaptan hesaplaşmak, sözden sözleşmek gibi. Lanlen eki, evden evlenmek, işten işlenmek gibi. Biraz hızlı gideceğim. Ik, K sesleri birden birikmek. Arkadaşlar bakın birikimin, birikim, biriktirim kökü birdir arkadaşlar. Yani çünkü mesela bir suyun bile birikmesi için bir damla su akması lazım değil mi? O mantıkla gidin. Yani ilk baş bir sayı anlamını katacak. Birden birikmek. Gözden gözükmek. İsimden fiil. Geçten gecikmek. İsimden fiil. Er ekine dikkat. Her zaman geniş zaman eki olmaz bu. Her zaman sıfat fiil eki de olmaz. Evden evermek. Mordan morarmak. Kızdan kızarmak. Çıktan çıkarmak gibi. Arkadaşlar ekler var. Dade. Dade neydi? Bulunma hal ekiydi değil mi? Bakalım yapım eki nasıl oluyor? Işıldan ışıldamak. Fısıldan fısıldamak. Peki. Guruldan guruldamak. Bir de mesela sözde insan var. Sözden sözde insan. Sıfat yaptı. O da yapım eki. Anlaştık mı? Evde bizimkiler var dersen evin anlamını değiştirdi mi? Değiştirmedi. O zaman çekim eki. Al el. Anlaşılmayan bir şey varsa yazın. Arada bir bakıyorum uzunumuza. Çete. Çok çoğalmak. Yumuşama var. Arkadaşlar çoktan çoğalmak. Azdan azalmak. Boştan boşalmak gibi. Kır sözcüğü. Kir kür eklerine dikkat edin. Tüden tükürmek. Tü. Hıştan hışkırmak. Yine yansıma köklerde kırkir yapım eki diye bir yapım ekimiz de varmış. Belli başlı isimler isim yapım eklerini gördük. Bu ekler isim soyu sözcükleri fiil yapabilirler. Dolayısıyla bu ekler anlam değiştirdiği gibi tür değiştirme gibi bir özelliğe sahipler. Tüm ekleri ezberlemeye çalışmak hata olur. Kelimelerin köklerine bakıldıktan sonra ekin işlevi kendiliğinden belli oluyor zaten. Yani bir ek farklı sözcüklerde farklı işlev ve görevlerde kullanılabiliyor. Mesela bize o yüzden şöyle sorular gelebiliyor. Mış bir şeki hangisinde farklı görevlidir? İşte efendime söyleyeyim acak ecek eki hangisinde farklı görevlidir? Tamam mı? Er eki hangisinde farklı görevlidir? Mesela re ekine bakarsak geniş zaman eki değil mi? Saat 7'de evden çıkarım dediğim zaman arkadaşlar bakın bu yüklemde kullanılmış. Evden her zaman saat 7'de çıkarım yani geniş zaman eki görevinde. Cebindeki paraları çıkardı. Bakın bu artık çıkmak eliminden çıkarmak, paraları çıkarmak. Yani fiilden fiil yapım eki olarak kullanılmış. Çıkar peşinde koştun yıllardır. Buradaki çıkar artık isim göreminde kullanılmış. Çıkmaktan çıkar. Kar amacı gütmek anlamında. Fiilden isim yapım eki. Her biriniz kaçar yol attı. Bu da arkadaşlar kaçtan kaçar. Bu da isimden isim yapan ek olarak kullanılmış. Ortalık artık karardı. Gidelim. Karadan kararmak. Kara isimdi. Kararmak isimden fiil yapım eki olmuş. Dikkat et gördüğünüz gibi 5 farklı görevde kullanılıyor. Yani her ekin farklı farklı durumları var. Dikkat edelim bunlara. O not anlaşıldı mı? Şuradaki soru anlaşıldı mı özellikle? Notu size ekin görevlerini cümleye göre sorabiliyorlar. O yüzden en zor kısım buralar oluyor. Sözcükte yapıda. Yoksa basit türemiş birleşikte bir şey yok arkadaşlar. Geçince göreceksiniz. Tamam mıyız? Devam edebilir miyim? Evet. Bir dönüt verin bakayım. Uyumadınız değil mi? Peki. Fiilden isim olanlar var bir de arkadaşlar. Mesela bilmekten bilim, yaymaktan yayım. Yani im her zaman iyilik eki değil. Bakın şimdi. Benim evim dediğim zaman buradaki im eki ben sözcüğünün anlamını değiştirmemiş. Evim sözcüğündeki im eki ev sözcüğünün anlamını değiştirmemiş. Bunlar ne ekidir arkadaşlar? Çekim ekidir. Çekim eki. Benim evim dediğim zaman im burada ilgi eki. Tamam mı?
Evim dediğim zaman im nedir arkadaşlar? İyilik eki. Hatta benim evime geldi diyelim. Benim evime geldi. İyilikten sonra hal eki kullandım. Benim evime geldim diyelim. Çok saçma bir cümle oluyor olsun. Buradaki m eki de arkadaşlar nedir? Yüklemde kullanıldığı için şahıs eki. Bazen o ı i düşebiliyor. Yardım cümle olarak kullanılabiliyor. Ama bilmekten bilim, yaymaktan yayım, saymaktan sayım, ölmekten ölüm, yormaktan yorum gibi ekler ise arkadaşlar yapım ekidir. Dikkat edin. Her zaman çekim eki olmaz. Kullanıldığı yere göre değişiyor. Evet, neyden bahsetmiştik? I, I, U, I'den bahsetmiştik. Genellikle ÖSYM bunu nasıl soruyordu? Belirtme hal eki mi, iyilik eki mi diye soruyordu. Ama dikkat edin, yapım eki olarak da sorabilir. Onu soran adam bunu da sorar. Doğmaktan doğu, güneşin doğduğu yer. Batmaktan batı, güneşin battığı yer. Yapım eki. Artık batma eyleminden yön belirtti. Dikkat edin. Bakmaktan bakı. Şu güneşin gördüğü tepe kısımlarına dinliyor. Dağlarda. Yapmaktan yapı. Koşmaktan koşu gibi sözcükler arkadaşlar yapım ekidir. Gıgı, gugü ekleri var. Sevmekten sevgi, olmaktan olgu, dolmaktan dolgu, aşktan aşkı gibi. Gıngin ekleri var. Bilmekten bilgin, ölmekten ölgün, olmaktan olgun, fiilden isim yapanlar, sürmekten sürgün. K eki var. Ük, ik, uk, ük ekleri var. Kırmaktan kırık, çıkmaktan çıkık, çökmekten çökük, delmekten delik gibi. Yani biraz böyle fazlaca örnek veriyorum ki o ekleri falan karıştırmayın diye. Uçmaktan uçucu. Bakın arkadaşlar, yormaktan yorucu. Bak, yaptığınız en büyük hatayı söyleyeyim. Yapmaktan yapı diyorsunuz. İyi de cıcı diye öyle bir şey yok. Yapmaktan yapıcı. Bir tane yapım eki var, tamam mı? Yapmaktan yapıcı. Kalmaktan kalıcı. Yormaktan yorucu gibi. T sesi var. İt it, geçmekten geçit. Ummaktan umut. Umut ummaktan gelir. Taşımaktan taşıt. Tıti. Morardan morartı. Yüzündeki kızartı. Gg eki var. Bilmekten bilge. Göstermekten gösterge. Süpürmekten süpürge. Anak enek fiilden isim ekleri. Gelmekten gelenek. Şöyle ayıranları gördüm ben. Gelmekten gelen, gelenden gelenek. Yok öyle bir şey. Gelmekten gelenek. Tutmaktan tutanak. Bir tane yapım eki var. Görmekten görenek. Güç güç. Dalmaktan dalgıç. Bilmekten bilgiç. Gaç geç. Utanmaktan utangaç. Delmekten delgeç. Fiilden isim yapım ekleridir bunların hepsi. Ağan eğen ekleri var. Durmaktan durağan. Gelmekten geleğen. Gitmekten gideyen. Ki yumuşamalar falan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Belli başlı fiilden isim yapım ekleri vardır. Tüm fiil isim ekleri. Arkadaşlar fiilden isim yapım eki olarak kullanılır. Aa, burada bir not düşmüşüz. Bakın bu nota dikkat. Tüm fiilimsi ekleri. Fiilimsileri tanıyorsunuz değil mi? İsim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil. Bunların hepsi fiilden isim yapan ekleridir. Unutmayın, unutmayın. Ve her zaman yapım ekidir. Fiilimsi ekleri ve olumsuzluk eklerini unutmayın. Mame olumsuzluk eki. Cümledeki kullanılan mame olumsuzluk eki. Sız, sis olumsuzluk eki. Anlaştık mı? Bunlar her zaman fiilimsi yapım ekidir. Bir de arkadaşlar fiilimsi ekleri yapım ekidir. Şimdi grubu yönetmen iyi olmuş. Grubu yönetmen iyi olmuş. İyi bulmuş diyelim o zaman. Olmuş ne? Yönden arkadaşlar yönden yönetmen yöne hakim ya. Yönme yönden gelir. İsim kök yönden yönetmek. İsimden fiil. Yönetmekten yönetmen. Fiilden isim. Hatta yönetten yönetmekten yönetme. Fiilden isim. Yönetmekten yönetmen. Senin yönetmen grubu yönetmen iyi olmuş. Yani senin yönetmen iyi olmuş deseydik burada senin yönetmen iyi olmuş. Bakın buradaki ne eki de iyilik eki. Dikkat edin. Evet. Bakın yönden yönetmek, fiilden isim, yönetmekten yönetme, mame fiilimsi eki var ya. Fiilimsi ekleri biliyorsunuz genellikle yüklemlerde olmuyor. Yalnız yönetmen duygulara seslenmiş filmde derken buradayız arkadaşlar. Yön isim kök, yönetmek isimden fiil, yönetmekten yönetmen direkt fiilden isim yapım eki diyeceksiniz. Tamam mı? Çünkü burada manmen diye bir yapım eki kullanılırken burada ise grubu yönetmen. Burada grubu yönetmen diyor. Anlaştık mı? Bir grubu yönetmekten bahsediyor. Burada ise kalıplaşmış olan yönetmenden bahsediyor. Yani buradaki manmen fiilden isim yapım eki. Buradaki grubu yönetmek ise artık eylem halindeki olan yönetmeyi kastediyoruz. Buradaki mame fiilden isim yapım eki ne eki ise senin yönetmen. Grubu senin yönetmen iyi olmuş. İyilik eki.
Burası anlaşıldı mı? Çok güzel bir uyarıdır bu. Yani mükemmel soru gelir buradan. Bir dönüt verin bakayım. Hani anlatırken ben bile zorlandım. Çok zorlandım hem de. İlki fiilimsi. Aynen. İkincisindeki manmen. Yapım eki. Aynen. İlki fiilimsi. Grubu yönetmen. Çünkü eylem halinden daha çıkmadık tam olarak. Peki. Emsal sorumuz gelebilir. Mesela ın 2. Kaç ev farklı görevde kullanılmıştır? İşlevde. Böyle sormazlar da ekin görevini sorarlar. Şimdi kışın bu projeyle ilgileneceğim derken yazın, kışın, kış vakti anlamında arkadaşlar. Kıştan kışın isimden isim yapım eki görevinde burada. Tahtadakileri defterinize geçirin. Bakın yüklemde kullanıldı. Siz geçirin. Yüklemde ya kip eki vardır ya da şahıs eki vardır. En sondaki şahıs eki olacağına göre değil mi? Siz ikinci çoğuldur. İkinci çoğul şahıs eki görevinde. Senin yazın dediğim zaman ise arkadaşlar burada bakın isim tanımlaması var. Tamlayan, tamlanan, tamlanandaki eki, tamlanan eki ya da iyilik eki deriz. Anlaştık mı? Yayın işleri pek iyi gitmiyor dediğim zaman bu yaymaktan yayın arkadaşlar. Yayınlar yayılmıyor mu etrafa? Öyle düşünün. Hemen geliyorum Hilal. Bak şimdi kış tam bir mevsimdir. Kışın da kış vakti anlamına geliyor, tamam mı? Yazın yaz vakti. Oradaki ın in yapım ekidir. Akşamleyin gibi düşün. Akşamdan akşamleyin. Anlaşıldı mı? Yazın ve kışın. Tamam mıyız? Hilal. Arkadaşlar var mı sıkıntı şunlarda? Yüklemde kullanılırsa şahıs eki. Anlam değiştirirse, zaman anlamı kattıysa yapım eki. Tamlanan görevinde ise iyilik eki. Senden senin, hatta buradaki de ilgi eki. Yayındaki ın in nedir arkadaşlar? Yaymaktan yayın. Fiilden isim yapım eki. Söylediklerine pek alındı çocuk dediğim zaman. Almaktan alınmak. Fiilden fiil yapım eki. Bakın tam 5 farklı görevde kullanılmış arkadaşlar soru. Allah'ım yine gitti. Bir düştüm geldim yine. Sıkıntı yok inşallah. Şu an görüntü tam mı? Görüntü tam mı arkadaşlar? Uyarı görünüyor şu an. Bir dönüt yapın bakayım bana. Geldi değil mi? Görüntü var. Güzel. Tamamdır. Uyarımız şu. Sözcüklerde kimi zaman ek alırken, türetilirken yani yapım eki alırken sözcüğün kökünde ses olayı olabiliyor. Buna çok dikkat edin. Anlaştık mı? Yani bir ses olayını bulurken sözcüklerin köküne bakıyoruz. İşte gidiyordu sözcüğünün kökü gitmek mesela. T yumuşamış. TD değişimi. Ünsüz yumuşaması. Yumuşayan adam değişir demiştik. Mesela sarıdan sararmak. Tabii bu renk anlamında kullanılması lazım. Ünü düşmesi. Yumurtlayan sözcüğünün kökü yumurta. Yumurtadan yumurtlamak. A ünüsü düşmüştür. Kavşak kavuşmaktan kavşak. Götürmek sözcüğünün kökü de gittir. Tamam mı? Götür. Git. Gitmek anlamında. Senden uzaklaşmak anlamında. Bakın bunu belki hani götürün sözcüğünün kökünü başka bir şey yapamazsınız zaten. Yani yaparsanız sıkıntı olur. Şu an hani anlatabiliyor muyum? Şu an konuşamıyorum. Götür, git anlamında. Evet. Evet. Sözcüğün kök değişmesi var. Ünsüz değişmesi var. Buna da dikkat edin. Neyse. Güzel bir sözcüktü. Not diyelim Ramazan ayında. Yansıma kök sözcükler isim kökü kabul edilir. Bunu da bildiğiniz arkadaşlar. Yansıma sözcükler isim kökü olarak kabul edilir. Yansıma sözcüklerin tek başına anlamı yoktur. Bu sözcükler çeşitli ekler alarak isim ya da fiil haline gelir. Arkadaşlar biliyorsunuz sesle alakalı sözcükler yansıma sözcüktü. Çatlamak çattan geliyor arkadaşlar. Meyledi meyden geliyor. Şırıltıdı şırdan, vızıltıdı vızdan. Bunlar hep isim köktür. Gelen ekler de lale, lale, la, ıl, il, ıl, il ekleri de arkadaşlar yapım ekidir. Şuradaki çatlamaktaki makmek fiilin seki olduğu için yine yapım eki. Fiilden isim yapım eki. Ona dikkat edin. Laleleri gördünüz zaten. Il, il ve le eklerini. Hepsi de neydi? Yapım ekiydi. Anlaştık mı? Bir not daha verelim. Bunlarla ilgili Türkçenin söz dizimine göre sözcüğe önce ne geliyor arkadaşlar? Yapım eki. Genellikle sonra çekim eki geliyor. Bakın bu tarz sorular gelebiliyor. Hatta denememizde çözmüştük. Bazı örneklerde çekim eki sonra yapım ekinden önce geliyor. Yani ilk baş çekim sonra yapım eki alıyor. Bu az sayıda ve istisnai bir örnek soru olarak sorulabiliyor. Ne demiştik burada? Daki deki, darık delik gibi eklerine dikkat edin. Bakın yolda
Yolda derken dağda bulunma hali. Yolun anlamı değişmedi. Ama yoldaki çocuk dersen ya da yoldaki araba dersen bakın buradaki ki yapım eki, sıfat yapan ki anlaştık mı? İlk baş çekim aldı, sonra yapım eki aldı. Çok istisnai bir durumdur bu. Bu istisnalar ÖSYM'de ne yapıyor? Geliyor. Kesinlikle aynen Tolga tür değiştiriyor. Yolda isim de anlamını değiştirmedi ama yoldaki çocuk derken sıfat oldu. Hangi çocuk? İşaret sıfatı oldu. İşte burada da tür değiştirdi. Sıfat yapan ki deriz hatta biz buna. Sıfat yapan ki eki deriz biliyorsunuz. Gündelik bakın günde günde günden günde anlam değişmedi çekim eki ama günde başka bir şey gündelik başka bir şey. Çekim ekinden yapım eki oldu sonra. Mesela annemsiz. Anne isim. Annem benim annem. İyilik eki yani çekim eki. Anlam değişmedi ama annemsiz dediğim zaman ise yapım eki. Bunlar kesinlikle gelir. Normalde Türkçe'de kök artı yapım eki artı çekim ekidir. Kuralımız budur. Söz dizimimiz budur. Ama bazen çekim ekiyle yapım eki ne yapabiliyormuş? Yer değiştirebiliyormuş. Bu istisnada soru olarak gelebiliyor. Anlaştık mı? Evet. Yani alan ekin arkadaşlar, gelen ekin sizin kök halindeki sözcüğün zihninizdeki motifini değiştirmemesi lazım ki çekim eki olsun. Ev, evi, evde, evden, evler şeklinde. Yine hep ev arkadaşlar. Dikkat edin. Alan ek zihninizdeki motifi değiştirirse bakın ev demiştik. Tamam anlaşıldı. Bu öyle bir şey geldi. Ya da farklı farklı evler de gelebilir. Ama evli dersem artık karı koca. Evermek, evlenmek dersem karı koca olmak, eş olmak yapım ekidir. Evcil dersem bakın evden evcil hayvanlar, evcil hayvanlar değil mi? Yapım ekidir. Evcimen dersem evcimen çocuk eve bağlı. Tamam mı? Yine yapım ekidir. Evet. Görüntü, zihnindeki görüntüyü değiştirirse yapım eki diyeceğiz. Şimdi yapısı bakımından sözcüklere geçeceğim arkadaşlar burada. Basit sözcükler, türemi sözcükler, bileşik sözcükler. Şimdi sana sözcüğün yapısı sorulursa, sözcüğün yapısı sorulursa, yapısı bakımından sözcük sorulursa, bakın cümlenin yapısı başka bir şey. Sözcüğün yapısı başka bir şey dil bilgisinde. Sözcüğün yapısı basit sözcük ya da basit yapılı sözcük de diyebilirler arkadaşlar. Araya y'yi de koyarlar. Türemiş sözcük ya da türemiş yapılı sözcük. Bileşik sözcük ya da bileşik yapılı sözcük. Tamam mı? Üç gruba bakıyoruz. Basit sözcük neydi? Yapım eki almamış ya da kök halinde veya çekim eki almış. Yani basit sözcük dediğim şey aslında kısacası yapım eki almayan bütün sözcüklerdir. Başka ekler alabilir, ek almayabilir ama yeter ki yapım eki almasın. Mesela yol, su, kitap kök halinde zaten koşmak, okumak, göndermek gibi. Ama çekim ekleri halmiş halleri de yapımıca basittir. Çünkü yol, yollar, yollarımız, yolun anlamı değişmedi. Su, sudan suyu, kitap, kitaplar, kitapların, koşmak, koşuyorlar. Bakın okuma, okumalısın, malı, meli, gönder, gönderdim. Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Okumakın, okumakın kökü okumu, ok, ok olmaz Kadir. Neden? Çünkü anlamını bozmaması lazım. Tamam mı? İlk derste bahsetmiştik. Tamam, tamam baba giderim. Okumalısınız sözcüğünün kökü okumaktan geliyor. Oktan değil. Anlamını bozmayacağız. Tamam mı? Yani mesela biz ilk derste de şundan bahsetmiştik. Simitçinin kökü sim değil. Çünkü simitçi yani sözcüğün anlamını bozmaması lazım. Simittir. Evet. Hadi bakalım. Basit sözcükleri sözcük türlerinin üzerinde incelemekte fayda var. Mesela biz basit sözcüklere basit isim geliyor bazen. Denemelerde, sınavlarda. Basit sıfat diyor sana. Tamam mı? Ya da basit zarf diyor. Ya da basit eylem diyor. Arkadaşlar bunları göreceğiz. Akşam basit sözcüklerde bunları da bakacağız. Sonra türemiş, sonra birleşik. Ne demek? Ben şurada kaldık diyorum. Şurada, şurada dersem yanlış bir yazım yanlışı yaparım değil mi? Şurada kaldık. Akşam bu basit, türemiş, birleşikler özellikle çok önemli. Akşam muhakkak ki derse katılın arkadaşlar. Aynı kadroyu göreyim. Tamam. Hem toparlamış olacağız yapım eklerini, hem çekim eklerini, hem de konuyu ne yapmış olacağız? The end, noktalamış olacağız. İsterseniz başka bir günde yapıyla ilgili sorular çözeriz. Test çözümü yaparız. Ama bugün yapamayız. Yani neden?
Daha konumuzda eksik olan kısımlar var. Onları halletmem lazım. Evet. Sorunuz var mı? Tamam. Zaten bir saat sonra yavaş yavaş bir buçuk saat sonra bir yerine göre değişiyor. İftar vakti var. Ben de bir fırına gitmem lazım. Babam fırına git dedi. Emir verdi. Yapacak bir şey yok. Emir büyük yerden. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Hadi bakalım. Yok ayrılmaz. O eski kullanımıydı. Şu arada artık orada düşme vardı diyebilirsin. Yani oradaki ortadaki A ünlüsü düşmüştür. Tamam. Bileşik bir sözcüktür. Bileşik sözcük olarak kabul ederiz. Şurada kelimesini, burada kelimesini. Haydi bakalım. Bay bay. Görüşmek üzere.